Demokrasi tarihimizin sayfalarında dolaşırken sağ sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık. Kan aktı, idam sehpaları kuruldu. Ancak bunlar ülkenin yönünü hiçbir zaman değiştiremedi. 1980'lere geldiğimizde ise bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı. İnsanların dünyasını değiştirdi. Bu kimine göre büyük bir devrim, kimine göre bazı değerlerin yıpranması. Ne olursa olsun bu insan Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. İşte bir dönem böyle kapandı. Bu kısa boylu, şişman adam Türkiye'yi her yönüyle etkiledi. Özellikle son 10 yıldır Turgut Özal adı dillerden düşmemişti. Aslında Turgut Özal'ın adı kamuoyunda ilk defa 24 Ocak 1980 tarihinde duyulmuştu. Türkiye en karanlık, en istikrarsız dönemini yaşıyordu. 70 sente muhtaçtı. O gün yepyeni bir sayfa açılmıştı. Türkiye 1975 yılından itibaren terörün, ekonomik darboğazın, siyasi çalkantıların cenderesine girmişti. Günde 20-25 kişinin katledildiği, sol ve sağ grupların birbirleriyle savaştığı, insanların sokağa çıkmaktan korktuğu bir dönem yaşanıyordu. Tek yol terim, tek yol terim. Ekonomik kriz günlük hayatı daha da büyük bir darboğaza sokmuştu. Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok, yağ yok. Gübre yok, traktör yok, yedek parça yok. Olanlar da ateş pahasına. Terörün büyük baskısı, ekonominin durması, siyasi istikrarsızlığı da ister istemez beraberinde getirmişti. Red! Süleyman Demirel! Red! Burhan Feyzoğlu! Kabul! Necmettin Erbakan! Red! Kabul. Sayın Başkan, Millet Meclisi'nin sayın üyeleri, hükümetimize verdiğiniz güven oyları için Yüce Meclis'e şükranlarımı sunarım. Ardı ardına hükümetler değişiyor, cepheler kuruluyor, siyasi pazarlıklar yapılıyor ancak bir türlü istikrar yerleşemiyor. Kabul. 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 Ama tabii Kerhan kabul. Hükümet için güvensizlik söz konusu olamamış. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1980 yılına girildiğinde bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir dolar borç veren ülke dahi kalmamıştı. Artık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın çekleri reddediliyordu.
Bu şekilde devam edilemezdi. Hükümet bu kısır döngüden kurtulmak için hareketlendi. Gidişe dur demek gerekiyordu. Süleyman Demirel yanına eskiden beri tanıdığı ve güvendiği bir ismi aldı. Turgut Özal. Başbakanlık müsteşarlığına getirildi. Verilen görev Türkiye'yi ekonomik bataktan kurtarmaktı. Yeni bir reçete hazırlanacaktı. Tarihi kararların alınması gerekiyordu. Ekonominin kaptanı artık Turgut Özal'dı. Turgut Bey Ankara'ya gelecek denildi. Gittik, karşıladık, beraber olduk. Yanında bir program getirmişti. Daktilo'yla yazdırdığı bir programdı bu. Ve 24 Ocak istikrar tedbirlerinin, ekonomik tedbirlerinin ana hatlarını ihtiva ediyor. Hemen bir ekip oluşturuldu. Kollar sıvandı ve Türk ekonomisini temelden değiştirecek olan ilk adımların ayrıntıları saptanmaya başlandı. Bu çalışmalar aşağı yukarı büyük bir kısmı rahmetlinin Rus sefaretinin yanında bir kiralık evde oturuyordu. Orada, çoğunlukla orada yapıldı. Ve çoğunlukla orada çalışıldı. Bütün işte ihtiyaç duyulan bürokratlar hepsi oraya davet edildi. Bizim evde çalıştılar günlerce, gecelerce diyeyim. 8-10 kişi devamlı bizim evde çalıştılar, hazırladılar. Ve ben onlara işte sandviç yapıyordum. Bir gece beni Yeniköy'deki evine çağırdı. Evde gittiğimde bir sürü çalışma arkadaşı vardı, tanımadığım o zaman daha. Yerde her taraf kağıt doluydu. Kendisi de eşofmanla oturmuş, onların arasında bir şeyler yazıyordu. Bana otur dedi. Şimdi de Türkiye'nin mevcut dış ticaretini tamamen değiştirecek bazı kararlar alacağız. Bunları beraber tartışacağız dedi. Sabah 3'e kadar tartıştık. Bazen paltolarla, boyunlarında kaşkolle çalışırlardı evde de. Başbakanlıkta da öyleydi. O soğukta ben de üst üste giyinirdim. Mazot yok, hiçbir şey yoktu biliyorsunuz. Ampul yok. Mesela bazı odalarda ampul patladığı zaman yanan ampul onların çalıştığı odaya, salona getirip koyuyordu. Türk ekonomisini baştan aşağı değiştirecek olan bu çalışmalar yapılırken Ankara'nın bir başka köşesinde ise bir mektup yazılıyordu. Ve bu mektup Cumhurbaşkanı'na veriliyordu. Mektubun adı tarihe uyarı mektubu olarak geçti. 1 Ocak 1980 günü merhum Cumhurbaşkanı Korutürk beni davet etti. Gittim, dedi ki burada bir mektup var. Uyarı mektubu. Genelkurmay Başkanı Sayın Kenan Evren ve komutanların imzasıyla Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir mektup. Bir hafta evvel verilmiş. Ben dedim biz hükümet kuralı daha 10-15 gün oldu. Bizim uyarılacak bir tarafımız yoktur. Yani bu mektubun sizle alakası yok da bunun partilerle vesaireyle alakası var. Benim kendisine söylediğim şey şudur. Ben daha 15 gün oldu hükümet kurdum. Güven oyu aldım. Yani bu mektup aslında benim hükümetime müteveccihse ben bu hükümeti yürütemem. Bu sebeple de bu uyarı mektubu sebebiyle de 24 Ocak kararları epeyce gecikti. O zaman askerden bir muhtıra verildiği yayıldı. Gerçekten de Turgut Bey zamanın başbakanı Sayın Demirel'le görüştükten sonra bize asık bir suratla geldi. Asker rahat durmuyor dedi. Bir takım sıkıntıları var ve bir mektup yazıp göndermişler. Adeta bir muhtıra. Bu bir müdahale öncesine benziyor. Ülkeyi rezil olmaktan kurtaracak 24 Ocak kararları bu şekilde askıya alındı. Uyarı mektubunun kime yazıldığı tartışıla dursun, mektubun sahibi de yapılan bazı hazırlıklardan haberdardı. Başbakan Demirel dedi ki ben şeyi göndereyim dedi Turgut Özal'ı, size bu 24 Ocak kararları hakkında bilgi versin dedi. Geldi Genelkurmay'da ve ben kuvvet komutanları ve karargahta bazı J başkanlarının bulunduğu salonda bize bilgi verdi. Salı günü saat 2'de tam 2'ye 5 kala Genelkurmay'dan içeri girdik. O giren heyette başta bir Turgut Bey var, Kayerden vardı, ben vardım.
Hasan Güzel vardı. Genelde askerler, ordu üst kademesi çok geniş bilgi alma bakımından sualler sordular. Özellikle bu tedbirler alınmaması halinde ülkenin karşılaşacağı sorunları çok detayda öğrenmek istediler. Evrenpaşa'ya dönerek ekonominin bu halini bildikten sonra bazı şeyleri düşünmekte herhalde yarar var paşam dedi. Yani siz muhtıra veriyorsunuz. Yarın da belki darbe yapacaksınız. Sonra başınız belaya girer. Ekonomi de elinizde kalır demek istedi. İlk itibarımız olumlu oldu. Olumlu oldu. Hakikaten o öyle bir karara ihtiyaç vardı Türkiye'nin. Çünkü batağa gidiyordu. Askerler ikna olmuşlardı. Kararlar hemen tamamlandı. Şimdi geriye işin daha zor yönü kalmıştı. Yani Bakanlar Kurulu'nun ikna edilmesi. Son derece gerilimli bir toplantıya girildi. Bakanlar Kurulu toplanmıştı. Başbakanın solunda Özal oturuyordu. Sağına da bir sandalye koydular. Ben oturdum. Ve toplantı başladı. Ve ilk işte konuşmayı Sayın Demirel yaptı. Nihayet benim orada yapacağım ki ağırlığımı koymadı. Yani yarın konuşalım olmazdı. O kararların tüm bir gecede çıkmıştır. Böyle diye arkadaşlarıma benim dediğim şey şudur. Burada dairenize sorulacak olan bir şey yoktur. İşte anlatıyoruz hadise budur. Bu kararla bu akşam alınacaktır. Bu şudur. Yani o kararların alınacağına o akşam itiraz eden olursa yerine yeni görevli gelirdi. Başka türlü hükümetler işlemez. Toplantının en kritik kararı devalüasyondu. Türk lirası %80'e varan bir oranda düşürülecekti. Ve bunu kimsenin duymaması gerekiyordu. Sayın Özal'ın da telkinleriyle başbakan kabine üyelerine bu konu spekülasyona açık bir konudur. Duyulabilir. Biz hemen bunu resmi 7 ajansında TRT'de ilan edelim. Tam giderken bir işimiz daha var Hasan. Seninle gel Dışişleri Bakanlığı'na gidelim dedi. Ondan sonra sen gider köşke anlatırsın dedi. İkimiz Başbakanlığın koridorundan geçerek Dışişleri Bakanlığı'na geçtik. Saat 1.30 civar filandı galiba. 24 saat Dışişleri Bakanlığı'nın muhaberat kısmı vardır. Açıktır. Zaten nöbetçi de memur vardır hep. Oradan IMF merkezine operasyon tamamlandı. Dövizi bekliyoruz diye mesaj çekildi. Böylece Türkiye'nin geleceğine yeni bir yön veren 24 Ocak kararları adeta bir baskın şeklinde kabineden geçti. Ve sabaha karşı resmi gazetede yayınlandı. 24 Ocak kararlarının arka plandaki mimarı Turgut Özal, gazetecilerden uzak, elindeki sigarasıyla arka sıralarda yerini tutmuştu. Yapmakta olduğumuz hareket, yapmakta olduğumuz iş, ekonomiyi yeniden yönlendirme ve bir reform, bir ıslahat hareketidir. 24 Ocak kararları bir deprem gibiydi, bir reformdu. İlerici fikirlerdi çünkü büyük düşünen insanların yapabileceği işlerdi. 70 sent lakırdı değil, gerçekten 70 sente mühtacız. Oradan buradan bütün kapıları zorlamışık. Lüksemburg'a varmışık 1 milyon dolar için borçlanmaya. Ya 1 milyon dolar bir firma mı bu, bir ülke mi bu be? Bence 24 Ocak kararları Türk insanının dünyayı kavrama seviyesinde çok önemli bir adımdır. Özal'ın aldığı kararları bir ekonomist olarak, IMF'de çalışan bir ekonomist olarak takip ediyorduk. Gayet olumlu ve hiç beklenmedik, Türkiye'den beklenmedik kararlar alınmaktaydı. IMF ile ilişkiler birdenbire düzelme yoluna girdi. Ve açıkçası o zamanki bilgimiz çerçevesinde sene 1980, Takunyalılardan olarak tanıdığımız Turgut Özal'ın
bu tür kararları nasıl aldığını da orada çalışan diğer Türkler olarak kendi aramızda biraz şaşkınlıkla seyrediyorduk. 24 Ocak kararları aslında Türkiye'de geleceği gören ve geçmişin zararlarını gören bir siyasi ve ekonomik elitin, askeri elitin aldığı kararlardır. Elit kararlardır. Yani halkın desteğiyle falan almış kararlar değil. 24 Ocak kararları aslında tabii doğrudan doğruya Turgut Özal ve ekibi tarafından alınmış kararlar değildir. O kesin. Dış ülkelerin ve dış ekonomik kuruluşların çok büyük etkisi olmuştur. Yani bizi bir anlamda zorlamışlardır. Siz şu 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 kararları almak zorundasınız diye. Hangileridir onlar? IMF'dir, Dünya Bankası'dır, OECD'dir. Ancak bu kararların getirdiği ağır yük kamuoyunu ayaklandırmakta gecikmedi. Buna rağmen Demirel'in azınlık hükümeti direndi ve kararları uygulamayı sürdürdü. Alınan önlemler aslında içeriden çok dışarıda alkışlanmıştı. Türkiye de bu avantajını kullanmak istiyordu. Öncelik yığılmış borçların ertelenmesi ve yeni kredi bulunmasıydı. Yani yeniden borçlanma. Dış yardımın sağlanması önemliydi. Bir an evvel sağlanması önemliydi programın başarısı için. Bunun için de bir ekibin Sayın Özal'ın başkanlığında Almanya, İngiltere, Amerika hükümetleriyle ve yetkilileriyle görüşmek üzere gitmesi gerekiyordu. Bu toplantının arefesinde maalesef Özal kalp krizi geçirdi. Hacettepe'ye yattı, ben de yanındaydım. Hatta doğramacı geldi. İkinci gün dedi ki ben çıkacağım. Doğramacı mümkün değil dedi, doktorlar mümkün değil dedi. Hayır, siz defteri getirin, ben bütün risk üzerime alıyorum diye yazdı. Paris'te beni görmezlerse, OECD toplantısında bizim beklediğimiz kredi çıkmaz. Onun için benim mutlaka orada olmam lazım. Paris'e geldi. Konsorsiyumun ufak bir odası vardı OECD binasında. Orada yani doktor nezaretinde dışarıdan izleyin şeklinde bir çözüm bulundu. Bu toplantı Türkiye için hayati önemdeydi. Salonda Ankara'ya daha önce borç vermiş, borçlarını alamamış ülke temsilcileri ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Kamde Su vardı. Ya yeşil ışık yakılacak veya borç çemberi Türkiye'yi boğacaktı. Kandes de diyor ki buranın bazı kuralları vardır. Siz burada şatoları yıkmaya gelmişsiniz. Ertelenmiş bir borç bir daha ertelenemez. Ödenmemiş bir faiz kesinlikle ödenmesi lazım. Faizin ertelenmesi tabudur. Böyle yaklaşıyor. Bunun üzerine işte yani bu adamın büyüklüğü buralarda diyor ki çok ciddi bir yüz ifadesiyle ben diyor buradan istifa ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı olarak. Bundan sonra yerime gelecek kişiyle siz müzakereleri sürdürürsünüz. Ben daha fazlasını götüremeyeceğim diyor. Bunun üzerine Kamde Su öyle şey yapmış, kamyon çarpmış gibi odadan çıkıyor. OECD üyesi ülkeler Türkiye'nin borçlarını ertelemeyi kabul etmeye başladılar. Bunun karşılığında da Türkiye denildi ki artık sen bırak bu 1930'lardan kalma köhnemiş devletçiliğini, korumacılığını, işte Türk parasının koruma kanunu denilen ve dövizi suç sayan mevzuatı gel dedersen yardım edelim. 24 Ocak kararları çok kısa zamanda piyasada etkisini gösterdi. Rahatlama başlayıverdi. Temmuz'da birdenbire bakıyorsunuz bu cep altı stokları diyebileceğimiz stoklar boşalmaya başlıyor ve satışlarda düşüş oluyor. Yani piyasaya verdiğiniz malta bir düşüş oluyor. Oradan anlıyorsunuz ki eldeki stoklar eriyor ve psikolojik olarak iyi bir noktaya geldiniz. Mart'ta mesela Türkiye'de, Mart'ın sonunda Türkiye'de artık petrol kuyruğu yoktu. Sıra diğer kuyruklara gelmişti. Tabii tuz kuyruğu, çay kuyruğu, işte efendim şu kuyruk, bu kuyruk, tereyağı kuyruğu, margarin kuyruğu. Bunların hepsi teker teker kalktı ve Ağustos ayına geldiğimizde Türkiye'de çifte fiyat satılan mal kalmamıştı. Ekonomide birdenbire kıpırdanma başladı. Ancak akan kan bir türlü dinmiyordu. Siyasetçiler birbirlerini yiyorlardı. Türkiye aylardır bir cumhurbaşkanı bile seçememişti. Ve sonunda ünlü uyarı mektubu sahibini buldu. 12 Eylül gecesi saat 04'te Ankara'da kapılar vurulmaya başladı.
MHP son seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Hüseyin Erdem, benim çok sevdiğim, mülkiyeden beri takip ettiğim bir insandır, iyi yetişmiş bir insandır, devlet hizmetleri olmuştur. O sırada yedek subaylığını Genelkurmay Başkanlığı da yapıyordu. Ve üst rütbeli bir generalin de yaveri durumundaydı. Meğer 24 saattir Genelkurmay Başkanlığı kimseyi dışarıya bırakmıyorlarmış. İşte benim annem hasta falan diye bir bahane bulup yumuşatıp amirini bir saatliğine izin almış. Telaş da bana geldi saat 9.30'da, hiç unutmam. Abi dedi, bunlar ihtilal yapıyorlar dedi. Nereden çıkardın Hüseyin bunu şimdi plan dedim. Hiç öyle değil, hepsini biliyorum dedi. Sen haberin olsun dedi, seninle daha evvel hep konuşuyorduk dedi. Bu politikacılar zamanında öğrenmiyoruz ki tedbir alalım diye bahane ileri sürerlerdi. İşte zamanında öğrendiniz. Ben gidiyorum dedi, gitti. Ben de hemen koştum Turgut Bey'i buldum. Saat zannediyorum 4 civarı ya 4.30'a geliyordu. 4 civarıydı. Tevfik Bey telefon etti. Dedi ki haberiniz var mı böyle böyle? Dedim hayırlı olsun. Zaten kaç gün hep konuşuluyordu, bu oldu olacak, oldu olacak. Hayırlı olsun dedim. Ona da nasıl söyleyeceğimizi düşünüyordum. Derken biz kardeşimle böyle konuşurken mutfakta duymuş, kalktı, ne oluyor dedi. Bir şey yok dedim. Kaç gündür konuşulan, beklenen şey oldu dedim. Hayırlı olsun. Gel bakalım sen bir yüzünü gözünü yıka, bir çay içelim dedim. Peki dedi. Ondan sonra oturduk, çay içtik, kahvaltı ettik. O gitti, tıraş oldu. Giyindi, hazırlandı. Ben de çantasına ilaçlarını falan koydum. Yediydi işte, yediği biraz geçiyordu. Kapıda bir askeri büyük bir araba geldi ve içinden silah, otomatik silahlarla, büyük makinalılarla filan askerler indi eve. O orada çok ben rahatsız oldum doğrusu. Geldiler, Turgut zaten hazırdı, kapıdaydı, gittiler. Yalnız dedim ki, bir subay vardı başlarında. Dedim ki nerede olduğunu bana bildirirseniz çok memnun olurum, nereye götürdüğünüz dedim. Hiç merak etmeyin hanımefendi dedi. Şeye götürmüyoruz, başbakanlığa götürüyoruz dedi. 12 Eylül sabahı saat 10.30'da Turgut Bey Genelkurmay Başkanlığından arandı. Özel kalem vasıtasıyla Genelkurmay Başkanı ve o zaman galiba ilan edilmişti devlet başkanı Kenan Evren Paşa'nın, yani en azından Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'ydı, kendisiyle görüşmek istediğini, bunun için ricada bulunduğunu söylediler. Bu ricada bulunma lafı bizi çok rahatlattı. Çünkü bu bir darbeydi, belli olmazdı. İşin içinde merkez komutanlığına gitmek de vardı. Genelkurmay'ın bu şeyde parmaklı kapısı açılıp da bizi içeri alırlarken hissediyoruz. Oradaki subay, Sayın Bakan'a yolu açın diyor. Talimat veriyor, emir veriyor. Ben de Turgut abiye dönüyorum. Demek ki asmayacaklar size abi diyorum. Turgut Özal evinden çıkarken nereye götürüldüğünü bilmiyordu. Ancak birkaç saat sonra kendini Genelkurmay Başkanlığı'nda ihtilal hükümetinin kurulma pazarlığının içinde buluverdi. Başbakan olarak da Turan Feyzoğlu'nu düşünmüştüm. Turan Feyzoğlu'nu çağırdı, kendisiyle görüştük. O pek taraftar değildi. Ama bizim ricamız üzerine, istirhamımızı kabul etti başbakanlığı. Ve kendisine o zaman sorduk, bakanları kimleri yapalım diye. Kendisine sorduğumuzda o bazı isimler verdi ve bir aralık dedi ki, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına dedi, Turgut Özal'ı getirelim. Saat 12 civarında geldi. Çok heyecanlanmıştı. Heyecanla geldi. Orada olan biteni anlattı. İlk intiba şuydu. Yahu işin içinde Turan Feyzoğlu varmış Hasan dedi bana. Yanlış olur yahu dedim. Yani böyle bir askeri dönemde bir politikacının başbakanlık yapması da yanlış. Bir şey yapılması da mümkün değil.
Yani sen de orada bir şey yapamazsın. Yani bir politikacıyla bunu götürmek mümkün değil. Venetçe şey yeni emekli olmuştu. Bülent Uluslu Paşa, Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı'ndan. İyi de bilinen bir insan. Yani birden o isim geldi. Yani onun başbakanlığını niye düşünmüyorlar? Kendi aralarından birisidir. Nitekim onu herhalde götürdük. Evren Paşa ile konuştu kendisi. Yani beni geri buradan aradı. Ülke zarar görmesin. Ve Türkiye bizim için her şeyden önemlidir. Siyasi şartlara vesaireye falan hiç önemseme. Böyle bir görev veriyorlarsa kabul et. Özal sonunda ihtilal hükümetinin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığını kabul etti. Bu arada askerler kısa bir tereddütten sonra Feyzioğlu yerine yine kendi işlerinden birini getirdiler. Darbeden bir ay önce sessizce emekliliği kabul eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu. Özal bu karar üzerine rahatladı. Maliye'nin başına da 24 Ocak kararlarını birlikte hazırladığı yakın arkadaşı Kaya Erdem'in atanmasını sağladı. Beni bir yüzbaşı karşıladı ve şeref salonuna beraber kendisiyle giderken bana bugün Ankara'ya gönderdiğimiz 3. bakan siz oluyorsunuz dedi. Ben birden şaşırdım. Fakat kendisine de soramıyorum. Bakan olmuşuz, ne bakanı, nasıl olmuş, kabine kim, nasıl, kimlerden kuruluyor, bunları da merak ediyorum. 24 Ocak kararlarının en başta gelen iki kahramanının kabineye birlikte alınması, kamuoyunda derhal askeri müdahalenin bu kararları uygulatmak için yapıldığı tartışmasını da tabii başlatır. 24 Ocak kararları aslında tabii askeri rejimle beraber uygulanabildi daha sıkı bir biçimde. Yani 12 Eylül olmasaydı o kadar kolay uygulanamazdı. Çünkü demokrasi içinde toplumu bu kadar ezen, topluma bu kadar sıkıntı çektirebilen kararları uygulamak o kadar kolay olmazdı. İşlemeyen demokrasiyi, bozulmuş demokrasiyi tekrar demokrasinin diğer kaideleriyle birlikte getirmek için bu harekatı yapmak zorunda kaldık. Ve o zaman ben konuşmalarımda demiştim ki eğer 12 Eylül olmasaydı 24 Ocak kararlarının muvaffak olması mümkün değildi. Çünkü başbakan şikayet ediyordu. Çıkaramıyorum ben bu kanunları, destekliyorlar mecliste diyordu. Zaten çoğunluğu da yoktu. O partinin mecliste çoğunluğu da yoktu. Dışarıdan destekli olarak görev yapıyordu biliyorsunuz Adalet Partisi. Onun için bundan kinaye olarak diyorlar ki sanki biz 12 Eylül'ü bundan dolayı yapmışız diye. Hayır öyle bir şey değil. Bizim 12 Eylül harekatına karar verişimizin yegane sebebi Türkiye'nin içinde bulunduğu anarşi ve terör ortamıydı. Onu ortadan kaldırmak için yaptık. Bu arada tabii birçok şeylere de el attık. Önümüzde yeni bir dönem vardır. Bu yeni dönemdeki 10 yıl sonunda ana hedefimizin muasır medeniyet seviyesine yaklaşmak olması lazımdır. 10 yıllık bir dönemde muasır medeniyet seviyesine aradaki farkı kapatarak yaklaşmak ilk bakışta çok zor bir hedef olarak görülebilir. Ama inanıyorum ki doğru ve gerçekçi politikalar uygulandığı ve milletimizin teşebbüs gücü tam manasıyla ortaya çıkartıldığı, zeka, kabiliyet ve çalışkanlığı seferber edildiği takdirde bu hedefe varılması zor olmayacaktır. Orada başbakan yardımcısı olarak Özal'ın görev almasının temel sebebi 24 Ocak kararlarını ve o zamana kadar takip edilen politikanın devamını sağlamak içindi. Benim yorumum şu, eğer Turgut Özal başbakanlık müsteşarı, planlama müsteşarı olmasaydı, ekonomiden sorumlu bir bakan gibi hareket etmeseydi, herhalde ihtilalcilerin seçeceği başbakan yardımcısı olmazdı. Yine bendeki izlenim, bunda hissi davranmış olabilirim. İhtilalden önce, 12 Eylül'den önce Turgut Bey'in ekonomi konusunda askerlere ben teminat verdiğini tahmin ediyorum. Öyle doyumlarım da var. Sayın Özal niye
Başbakan yardımcısı yaptılar. Onu onun hakkında söylenecek birçok söz olabilir ama olabilir ki o gün bu darbeyi yapanların da Türkiye'nin ekonomik gidişatını sürdürebilmek için bu 24 Ocak'ta alınmış kararları uygulamaktan başka çare olmadığı kanaatinde oldukları kesin. Askeri yönetim 24 Ocak kararlarını eksiksiz uygulamaya koydu. Toplu sözleşmeler askıya alındı. Terörün adeta bıçakla kesilir gibi bitmesi toplumda öylesine bir rahatlama yaratmıştı ki kimsenin gözü başka bir şey görmüyordu. Ancak kısa bir süre sonra yine sorunlar kendini göstermeye başladı. Özal'ın ünvanı her ne kadar yükseldi, başbakan yardımcısı oldu ama Özal ekonomide Demirel döneminde etkili olduğu kadar etkili olamadı. Çünkü burada müdahaleler çok daha fazlaydı. Çünkü askeri yönetime akıl veren, onlara öyle değil böyle yapın diyen çok insanlar vardı. Bazı zamanlarda askerlerle anlaşmazlığa düşüyor. İstifa girişimleri oluyor fakat bunlar kabul edilmiyor. Çünkü Turgut Bey o sırada ağırlığı olduğunu görüyor. Yani asker ona bağımlı, onu hissediyor. Onun yerini dolduracak ikinci bir adam yok. Yani bu programın, ekonomik programın emanet edileceği ikinci bir insan yok. Turgut Özal tabii zeki bir adam, bunu görüyor. Ve dolayısıyla bir takım konularda istifa tehditlerinde bulunuyor. Hatta istifa mektupları gönderiyor ama tabii askerin otoritesi o dönemde %100 olduğu için hayır istifa etmeyeceksin dedikleri zaman da istifasını geri almak zorunda kalıyor. Bardağı taşıran damla bankerler skandalı oldu. Özal'ın getirdiği sistem toplumun bazı alışkanlıklarını da değiştirmişti. Eskiden bankalar halkın parasını ucuza toplarlar, daha pahalıya tekrar kredi olarak satarlardı. 1981-82 yıllarında bankerler dönemi çıktı. Olayın başını da Cevher Özden çekiyordu. Piyasadaki adı Banker Kastelli'ydi. Halkın parasını topluyor, hazine garantili kağıtlarla bankalardan daha fazla faiz veriyordu. Piyasanın en büyüğü olmuştu. İnsanlar paralarını yatırabilmek için bürosunun önünde kuyruk yapıyorlardı. Sadece Kastelli'ye 220 bin kişi 1,5 milyar dolarını yatırmıştı. Aldı telefonu Turgut Bey eline. Cevher ne haber dedi. Dedim efendim çok sıkıntıdayım. Bak sana bir şey söyleyeyim Cevher dedi. Sen yürekli adamsın. Sen dürüst adamsın. Yenersin her şeyi dedi. Merak etme dedi. Yalnız dedi sana bir şey söyleyeyim. Sana bir oyun oynayacaklar haberin olsun dedi. Dedim o kadar dedim. Kim oynayacak bana oyunu? Bankalar oynayacak dedi. Vallahi dedi ben seni ikaz etmiş olayım. Dikkat et. Böyle soğuktular. Başımdan aşağı döküldü. Hayalde mi bir beyanat oldu? Bu Kastelli olayı çıkmadan evvel diğer banker olayları başladığında bir beyanat verdi. Dedi ki bu para yatıranlar bize sorumlu da mı yatırdı? Kumar oynadılar. Efendim bu kumar oynadıkları için böyle kumarda kaybettiler deyince herkes bankerlere hücum etti ve o kriz başladı. Karım itiraz ediyor. Yapma diyor. Sakın ha. Bak sana söyleyeyim diyor seni kıskananlar hakkından kaçtı diyecekler. Ve seni en yakınların vuracak diyor. Yok ya dedim kaçsam ne oluyor benim kimseye borcum yok ki diye kaçıyor. Kafan bir noktaya idifix oldu mu, çalışmadı mı be kafan? Yani stres insanı köreltiyor ve beynini dumura uğratıyor. Aynen o şekilde oldu. Karımın kafası çalışıyor, benim kafam çalışmıyor. Karımı dinlesem hiçbir şey olmayacak. Bütün servetim benim olacak. Bütün servetim gitti ya, 5 milyar dolarım gitti. Hayatım gitti. Ve ne? Hiç yere. 40 para borcum olmasa rağmen gitti. Kastelli olayı muazzam bir olaydı. Ve o Kastelli olayını biz kolaylıkla hallettik. Ama o 12 Eylül'ün verdiği yetkilere dayanarak hallettik. Daha o gece basına yasak koyduk. Bu konuda hiçbir haber yazılmayacakları. O bir gece içerisinde gerekli kanunları çıkardık. Sorumluların bütün mallarına vesaire el konabileceğine dair kanunu çıkardık. Ve onun kasası açıldı. Efendim
evraklara el kondu. Hazine garantili çok şeysi vardı. Böyle hani o akıllık yapmış Castelli. Bu banker hadisesi, banker Castelli olayı sebebiyle toplumda çok ciddi bir infial meydana geldi. Halbuki Turgut Bey'in tezi bu tür olayların olabileceği, insanların uyarıldığı, çok fazla kâr etmek isteyenlerin riskli olabileceği. Dolayısıyla riskini bile bile banker Castelli'ye para yatırdıkları vatandaşların, bankalar dururken gidip bankerlere paralarını kaptırdıkları istikametindeydi. Ve onların herhangi bir ödemenin yapılmaması gerektiği istikametindeydi. Nitekim öyle de oldu. Ama Maliye Bakanı'nı değiştirdiler. Maliye Bakanı'nı değiştirince Turgut Bey için herhangi bir olumsuz kararları yoktu. Yani devam edebilirdi Turgut Bey. Turgut Bey prensip meselesi yaptı ve ayrıldı. Tabii çok geçmeden Castelli krizinin siyasi yönden faturası da Maliye Bakanı Kaya Erdem'e çıkarıldı. Ve zaten konseyde bir ölçüde bu hadisenin sorumluluğunu bir takım kimselerin üzerine yıkmayı da gayet normaldir. Ben bunu yadırgadığım için de söylemiyorum. Sorumludur, doğrudur. Yani bir Maliye Bakanı sorumludur bu işten. Dolayısıyla bunun istifa etmesini istemek de bence tabiydi. Ve bu bakımdan da yadırgamadım. Bizim kendi aramızda kullandığımız bir şey vardır. Böyle anahtar sözcük. Kuşanmış gezmek. Yani kuşanmış gezmekten kasıt cebinde istifa mektubuyla, tarihsiz bir istifa mektubuyla gezmek. Biz bunu neredeyse işe başladığımızdan kısa bir müddet sonra yaptık. Turgut Bey de o gün kuşanmış geziyordu anlaşılan. Başbakan yardımcı odasından işte başbakanın odasına bir geçiş şeyi vardır, ara kapı. Oradan Bülent Paşa'nın yanına geçti. Bülent Paşa yukarıdan konseyden inmişti. Dönünce de hemen sıcağı sıcağına anlattı. Yani ilk dinleyenlerden biri benim. Bülent Paşa demiş ki Kaya Bey'i görevden alıyoruz. Bu işte bir noktada maliyenin dahli var diye düşünülüyor. Turgut Bey yadırgamadım demiş. Bunu saygıyla karşılıyorum demiş. İkinci cümlesi diyor Kafaoğlu'nu onun yerine getiriyorlar. Yani getiriyoruz değil, getiriyorlar. Yani bu atamanın anlamı Özal'ın liberal ekonomik politikalarının frenlenmesiydi. Asker devletin piyasaya müdahalesinden vazgeçememişti. Özal 15 Temmuz 1982 günü istifasını verdi. Hemen eşyalarını topladı ve hızla Ankara'dan ayrıldı. Özal artık bitti diyenlere yanıtını kısa bir süre sonra verecekti. Kendi hayatında da yepyeni bir sayfa açacaktı.